düzeltiyor. Neyi, nerede, kim düzeltiyor. Tuhaf mı gidiyor ya? Allah aşkına ya. Ondan sonra kalktım ulan dedi, Fatih'te şey yaptı dedim, Sultan Bey'le bugün derse gidelim. Koşturmanın şeyi ya. Orayı yaşıyoruz ha. Yani madde, atomun dışında her şey oralı. Dünya bu cihetiyle ahireti örtmüş. Tenteneli perde. Şu anda tuhaf tuhaf baktınız ya, garip garip böyle. Heh, buralı, buranın özelliği değil o. Vay be, ruhunuz da itmiyor şu anda bu sözlerimi. Çünkü buralı zannediyorduk. Değil. Hadi bakalım. Hayat apartmanı yıkılıyor. Apartmandan düştük ya, 126. kattan. Safir mi demiştim. Ondan sonra orada havadayız. İnsan, hayat böyleymiş. Apartmandan inmek gibi. Ömür de tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyormuş. Ömür de buymuş. Pişt. Hayat da aşağıya. Bir tanesi dik. Bir tanesi pişt. Acayip. Zaman da sel dolaplarını süratle çalıştırıyor. Zaman. Zaman da nehir gibi. Var ya, şöyle bir tane şey, mil düşünün böyle. Burada kanatlar koysanız. Değilmen ya, su vurunca dönmüyor mu bu? Su vuruyor, bu dönüyor. Değil mi? Ha, zamanda hadiselerin su gibi vuruyor, maddeler hareket ediyor. Acayip bir şey. Madde de hareket ediyor. Ortalık gidiyor, benim hareket birbirine karışmıyor, karışmıyor. Maddeyi donukluktan çıkarıyor. Zaman da neymiş? Sel dolaplarının süratle çalıştırıyor. Evirip devirip çeviriyor zaman. Yani maddeyi hareketlendiren bir enerji. Arz sefinesi, arz dünya gemisi de süratle giderken temmuru merraseha ayetini okuyor. Yani pşşt. Arz gemisi de süratle giderken, yani bulut var ya bulut, temuru merraseha, yani tabi varmış, yokmuş. Neye benzetiyor biliyor musun? Çobanlık yaparken, çobanlık yapanlar bilir. Şöyle yatardım böyle. O yorulduğum zaman, çoban, sığır çobanlığı yaptım. Ondan sonra böyle bulutu sabit yapardım. Ooo ben gidiyorum. Oysa bulut böyle gidiyor. O böyle giderken onu sabit yaptım. Aa, o kadar kendimi kaptırdım ki tutunurdum böyle. Yaptınız değil mi mutlaka? Çoban değildiniz ki. Ben çobanım işte. Allah çobanı karşınıza çıkarttı. Çoban. Yani çobanı karşınıza çıkarttı işte. Sünnet abi. Öyle değil mi? Tamam. Allah. Böyle bakardım. Bulut. Gemide de öyle. Oturun gemiye. Bakın limana. Aa, liman geri gidiyor. Meğer sen böyle gidiyorsun. Dünyayı böyle. Aa, her şey arkaya kalıyor. Ulan sen gidiyorsun. Dünya yine buna benziyor. Hiçbir tarafına güvenecek bir tarafı yok biliyor musun? Şu an yaşadığını Allah'a şükret. Ne olur şu anda akıl hastanesinde Bakırköy'de olmadığına şükret. Ne olur yoğun bakımda değilsin şu an. Yoğun bakımda olmadığına şükret. Ne nimetler var da farkında değilsin. Kötüyüm diyorsun abi. Halayım kötüyüm diyoruz. Bak, öldükten sonra şu anda milyarlarca yerin altında kafirler var. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek kadar bana zaman ver diye hadiste geçiyor. Bana bir dakika muhlet ver çıkayım diyenler varmış. Milyarlarca, belki de 300-500 sene yaşamış ama bir la ilahe illallah diyemedi. Ve onlara bir la ilahe illallah denilecek, diyebilecek kadar zaman verilmeyecekmiş ve verilmiyor. Ama sana hala bu verilmiş. Şu anda diyebilirsiniz Erkan. Değil mi? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Sadıkul Vadil Emin. Amenna elhamdülillah. Bak bunu demeye fırsatımız var. Şu anda milyarlarca insan var değil mi toprağın altında? Bunu demeye fırsatlar var mı? Yok. Bir dakikası yok. Ama o bizde var. Hala bitmedi. Bil kıymetini ya, elinden almasın. Yaşasın. Geliyor geliyor. Kabir geliyor. O kadar güzel olacak ki ölümünüz, ne kafaya takıyorsun?
Ölüm kadar güzel bir şey yok. Manyağın birisi demiyorsun dersten sonra kafayı diye. Vallahi çok güzeldir. Çünkü Allah diyor. Dünya zindandır diyor. Ahiret cennet bahçeleri. Zindani dünyadan bostanı cinana. Burası zindansa aman yarabbi orası nasıldır? Ben bayağı merak ediyorum. Bu Risale-i Nur'u bana veren Allah'a, nefsimi yedi kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki hizmetin dışında dünyada hiçbir şeyin tadı tuzu yok. 1400 sene önce Allah Resulü dedi, ey ashabım dünyanın tadı kalmadı dedi o zaman. Şimdi tuzu da yok. Hizmetin dışında hiçbir şey yok. Beni bu canlı tutan var ya hizmette başka bir şey olamaz. Hiçbir şey yok. Yok ki. Bak böyle Allah'a yemin edilirse ki yalana kafir olur. Ben sizi içimi dışımı gösteriyorum. Hizmetin dışında eğer hizmet yoksa bir şeyin içinde hiçbir tadı yok. Ve Darul Acize'den gelmedim ha. Cebim para görmüştü. Ben Türk Hava Yolları'ndan ayrılmışım. Anladınız mı? Ben zengin çocuğu, ailenin çocuğuydum. Para da gördüm, hayatı da gördüm. Avrupalara da giden de insanım. Her tarafa manama biliyorum. Ve her akademisyenlerde de görüşüyorum. Anlıyor musun? Bir şey anlatmak için. Eğer olayın içerisine hizmet yoksa hiçbir şeyin manası yok, değeri yok. Tadı tuzu yok. Hizmet. Yok. Açtım. Hayat apartman gibi, ömür teyyare gibi, dünya bulut gibi, zaman nehir gibi çarkı döndürüyor. Acayip bir şey. Ben de sabit zannediyorum. Sefine-i Arsurat'ta yürürken dünyanın gayrimeşru lezzetlerini uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Tren gidiyor diyor. Bunu sade 23. sözde söylüyor. Camı açık. Aa trenin kenarında güller var. Çok acayip. Çiçekler var. Elini uzatıyorsun koparayım diye. Tren hızlı gidiyor. Elini paramparça ediyor. Gayrimeşru şeyler aynı buna benziyor. Güzeldir ama dikenlidir. Güzeldir ama dikenlidir. Hiç şansın yok. Evet güzel koklar ama gübreden çıktığı için gülü koklarken affedersin onu da kokluyorsun. O kadar. Dünya ne böyle? Demiyor be kardeşim bu konuşmalar yarın ortaya çıkacak. Yevmetü bile serayir. Her şeyin ortaya çıktığı gün. Yarın ha bu gün, anların senin çekirdek olacak. Ezeli ve ebedi harika bir hayatın çekirdeği olacak. Şu anda ahiretin sonra inşa edilmiyor. Şu anda ediliyor. Ben öyle inanıyorum böyle ahiret sonradan değil. Şu anda kuruluyor zaten. Olduğun anda oradasın zaten. Abi 8. sözde serbestiyet diyor ya. Bu haram işlerde koşturmanın bir parça serbestiyet olduğu. O işte gibi. Yani mühlet veriliyor. Serbest dediğin şey ama sana. Aslında ruhu hapsetmek. Evet. Kayıtlıyorsun. Evet. Ruhu cesede yediriyorsun. Mesela uşkurluğuna ruhu bağladın. Mideye bağladın. Gözüne bağladın. Kulağa bağladın. Biz ise ruhu kullanıyoruz. Ruhu kullanıyorsun şu anda. Şu andaki benim lezzetimi var ya, ehli dünya değil tatması, rüyasına gelmez. Şu andaki sizin huzurunuz var ya, ne cinselliğe benzer, ne elma armuta benzer, ne baklavaya benzer. Ehli dünya bunu rüyasında görmez. Şu andaki huzur, hazırdan olur huzur. Allah onlarda hazır olmuyor ki huzur olsun onlarda. Huzur, huzur, huzur ilahi. Lezzeti mukaddes. İmanı billah. Marifetullah, muhabbetullah, lezzeti ruhani. Değil mi? 20. mektupta geçiyor. Şu anda lezzeti ruhani var. Rahatlık yok mu ya? Eğer hakikaten bu şimdiye kadar bir rahatlık moduna uçağınız gitmediyse veyledin kendinize. Şöyle ortamda, böyle bir derste bir rahatlık yoksa uyuyorsun o zaman. Uyan, uyan. Ama zannetmiyorum böyle birisi yoktur. Sefine-i Arsurat'ta yürürken onu anlatıyorum arkadaşlar. Burası burası değil. Burada orayı yaşıyoruz. Ama kör olası cehalet. Burayı burayı zannediyoruz. Oysa orası şu anda konuşmalar, duygular, hissetmeler, git, gelme, bağırıp çağırmalar tamamen oranın malzemeleri. Burada böyle bir şey yok. Güneşten kopmuş dünya parçası. Abi aklınızdan geçen, özür dilerim herkese fazla konuşuyorum belki ama aklınızdan geçen oralı ama konuştuklarınız, kelamınız suret herhalde. Gerçeği değil. Suret değil. Kelam ağzından çıkan suret. Onun içinde düşüncelerim var, hislerim var, duygularım var,
Şu anda sen niye etkileniyorsun? Etkilediğimi sana yansıttığım için. Bunu kim yapıyor? Kelam yapıyor. Etkilenme, duygusallım sana geçmiyor mu? Ağlamak bile kelam değil mi? O da ağlıyor. Kelam postacılık yapar. Hazreti Ali diyor ki, kişi dilinin altındadır. 33 yerde diyor ustad, terbiye olur. Bir yerde bir demir kesilir, bir yerde kaynak yapılır, soğutulur, sertleştirir, boyalatılır, bilmem ne yapılır. Yani bir şekil alır ya demir. Kelam da öyle. Mana kalpten çıkar. 33 yerde evrilir, devrilir, çevrilir. Tak diye çıkar. Sana geldi. Sen de vay be. Şimdi hayret düşünmen, duygulanman. Hep benim o iç alemim sana taşındı. Sendekiler uyanıyor. Orayı yaşıyorsun. Zaten oraya gitmekte korkuyorsun. Zaten oradasın. Bir an kesilecek, vazifen bitecek. Onun adı ölüm. Zaten oradasın be kardeş. Bir yere gideceğin yok ki. Neyse. Şey demeyin ya. Bu manyağın birisi değil bu akşam. Tamam mı? Dilinin birisi. Nasıl oradayız ya? Bir tane söyle demişti. Olan diyor. Her şeyi yaptın ama dedi. Sırat köprüsünü de getirdin buraya dedi ya. Dedim ki ben buraya getirmedim. Ya kim getirdi ya? Senin için söylüyorlar dedi ya. Vallahi dedim Sırat köprüsü buradaydı da üstünü açtım dedi. Nerede Hasan kardeş dedi. Kafayı yiyeceğim dedi ya. Nerede? Abi 23. sözde köprü varmış dedim. Mekte hayat, ahire hayat. He hakikaten ya dedi köprü dedi. O hikaye değil mi dedi. Hikaye hikaye. Dünyada hikaye zaten. Canım benim. Gel de sevme. Yoksa ne kadar kara kalpli insanların elini öpecektim. Sefine yar suratla yürürken dünyanın gayrimeşru lezzetlerini uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Trenden uzattın. Evet güzeldir. Tabii ki haram da güzeldir. Ama paramparça ediyor. Binaenaleyh o zehirli dünya oklarına bakıp el uzatma. Niye? Fırakın elemi aldın. Ama aldın almaz hemen sıkıntısı başlıyor. Bu gidecek şimdi. Bak böyle miydi saç? Tak bitti. Ya bu kadar kullandım. Ben hiçbir şey bilmiyorum ki. Neyi kullandım? Şu anı biliyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Size de söylüyorum. Bu anı biliyorsun. 10 sene önceki hisler nerede şimdi? Öyle bir şey yok ki. Şu anda ne hissediyorsam o. Şu an yaşadığım andır. Andır ya. Zam koymuşuz düşünceyle. Anlar zam almış zaman denmiş. Öyle bir şey yok. An vardır. Zam kondukları gibi anlar an an tık 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 an an anları topladık kafamız zaman demişiz. Bu ikisi arasında ne kadar zaman geçti? Bu ikisi arasında ne kadar zaman var? Diyeceğiz ki 10 saniye. Öyle bir şey yok ki o zaman geçsin bak. Nerede hangisi? Hani ikisi arası nerede? İkisi gitti. Ha burada var. 5 saniye. Burada var. Böyle bir şey yok ki. Bu ikisi arasında ne kadar zaman var? Bu ikisi yok ki. Dünya bu işte. Dünya. Bit. İki tane şak şak. Bana bak. Bakırköy'e göndermeye senin bizi. İki tane şak şak dünya. Yaşasın geliyor geliyor kabir geliyor. Firak'ın elemi eline geçti. Lezzetin en ağırdır. Eline geçti. Lezzet aldın ama sonra o çıkacak. O çıkma düşüncesi eline geçen geçmesinden ortaya çıkan lezzetten ağırdır. Ya hep bir gayrimeşru geçmişse. Aman yarabbi. Mesela bu derste yoktur. Ama bu dersi dinler bir yerde. Düğün salonunda yapsam. Şimdi adam böyle bakar. Adama bak delinin birisi yaşasın, ölüm geliyor, kabir daha iyi, dünya hayal. Ulan manyak mı ya? Düğünde konuşuyorum. Şimdi zina yapmış, içki içmiş, gelmiş 50-60'a. Her an ölüm kapısı çalacak. Şimdi nereden teselli bulacak? Sen bunu anlatsan ne olur ki? Anlamaz ki. Hatemallahu ala kulubim ve ala efsarim ve şavet. Hatam Allah kulubi ve semim ve efsarim ve şabi ve lehum azabınız. Yani artık anlayacak hatmedi ama girmiyor ki. Girmiyor ki. Şimdi adam
Geliyor geliyor, kabir geliyor deyince adam olan zina satırına geliyor, içkisi geliyor, kumarı geliyor. Ama hakikaten hizmete koşturmuş, hizmeti sağına soluna namaz kılmış, oruç tutmuş. Yani derslere gidip gelmiş. Geliyor geliyor, kabir geliyor. Tabi lan oğlum gelsin ya elhamdülillah. Hoş geldiniz, biz de zaten bekliyorduk. Bir soru soracağım Fatih kendime de sordum. Dedim ki, ya yaşamak ister misin dedim. Hizmetin dışında yaşamak istemem. Yok hizmet olmam. Lan kardeşim, ha bu milletin içinde 50 sene daha mı bulunacağım ya? Bu milletin içinde niye bulunacağım ki Fatih? Sordum ha kendime, ne yapacağım yani? Gitti, geldi, Suriye oldu, Rusya gitti, Tayyip geldi, oldu, gitti, Fethullah bilmem ne yaptı. Bu gündemler için yaşayacağım. Bunlar için içinde niye yaşayayım ya? Hizmet yoksa tabii. Benim akarınlarım, emsallerim de gitti. Yeni yetmeler var. Hiçbirisini tanımıyorum. Köylümü, akrabam tanımıyorum. Çocuklarla da ünsiyetim yok. Nasıl teselli bulacağım? Kenarda oturacağım. İhtiyar, ne haber falan diyecekler. Çocuklarla da bir ünsiyetim yok. Kıçım da tutmaz, belim tutmaz, kafam tutmaz, kulağım tutmaz. Böyle. Ne yaşayacaksın? Tamam da bir sorar mısınız? 50 sene bu milletin içinde de niye yaşayacağım bir daha? Ölümden korkan. Tamam da niye yaşayacaksın ki? Ücret bitti, vazife bitti, ücret almaya gidiyorsun be kardeş. Ah bunu bu fikri hisse dönüştürsek var ya, dünya olur, cennet. En korkutan kabir, kabiri de hallettim işte. Hikaye. Firak elemi telakki lezzetinden ağırdır. Ey nefse marem, sana tabi değilim. Sen istediğin şeye ibadet et. Bize rağmen çalışan sistem var. Ne diyor ya, manyak mısın? Ben korkuyorum, yaşamak istiyorum. Var, önde de var. Ne diyor? Ey nefse marem, sana tabi değilim. Sen kime istediğine ibadet et. Adam lezzeti ibadet ediyor. İstediğin şeyin peşine düş. Yani korkma arkadaşım, Allah'a küfreden, vesvese yapan, ahiret inkar eden, kıran, buzan. İçimizde bir şey var ya, ses, bir sistem. Onun adı nefistir, şeytandır ya. Onsuz hayat olmaz ki. O sen değilsin. Ondan rahatsız olma sen. Ona hitap ediyor. Ey nefse marem diyor ustad. Ben sana tabi değilim. O nereye tabi? Sen istediğin şeyi ibadet et. O da ibadet ediyor ha. Nefis de ibadet ediyor. Lezzet bildiği her şeyi ibadet ediyor. Televizyona ibadet ediyor. Laptopa ibadet ediyor. Telefona ibadet ediyor. Kadına ibadet ediyor. Dinukum dinarikum kıbletikum nisaikum. İbadet ediyor. Sen kime... Ya abi ya, Allah inkar ediyor. Etsin lan işi o. Ne yapacaktı ya? Nefis diyecekti ki, ooo çok iyi yapıyorsun lan, namazı kılıyorsun aferin lan. Öyle mi diyecek? Herkes nefsine olacak demişti değil mi üstad 50 sene sonra? Evet. Allah. Ya. Ondan sonra istediğin şeyin peşine düş. Ben ancak ve ancak beni yaratıp güneş ve kameri, şems ve kameri, güneş ve arzı bana musahhar eden Fatır-ı Hakim-i Zülcelal'e abd olurum. Konuşuyor adamla yani. Koymuş karşısına. Sıfacayım. Vesvese ve panik atak hasta olanların özelliği şudur. Kendisini kendisi zannetmesidir. Bu adam burada benim. Tek. Lan sen mi sonu? 18 bin aile oturuyor ya burada. 18 bin aile. Neredeyse Sultanbeyli'nin onda biri. 180 bin var değil mi? 1 milyon belki de. 350 bin. 500 binde. 18 bin aile oturuyor. Aynı ev. Efratlar hariç. Burada. Bir tanesi de nefis. Başka havadan vuruyor. Bir şey diyor. İyi değilim. O iyi değil. Seninle ne alakası var? İyi değilim. Sen ne yapalım? Tamiri sen ol. Ona hitap ediyor. Psikoloji hastalığın sebebi kendini tanıyamamaktır. Bütün hastalıkların, bütün dertlerin devası, cevabı kendini tanımak manasına gelen İmanını arttırmaktır. Ne istersen iste. Cevap o. Kendini tanımak adına, manasına gelen imanını artırın diyor. Usta diyor ki, bütün dertlerin ve hastalıkların dermanı olan imanınızı inkişaf ettiriniz. 25. lima, 25. devam. Peki, şurayı da okuyayım. Ve keza kader mühitinden uçan tayyari ömre veya hayat dağları arasında açılan uhdud yani böyle uzun şeyler var ya, böyle tüneller,
tünellerinden şimşekvari geçen zamanın şimvendi ferlerine bindirerek ebedül abad memleketinin iskelesi hükmünde olan kabir tünelinin kapısına sevk eden bir tünel şey yapın böyle olan lambalar var ya lambalar gündüz gibi yapmış ama tüneldeyiz. İstemeyiz bir adam çıkalım şuraya ya. Tam tünel bitiyor limanmış. Meğer tünel ahiretmiş. Şey dünyaymış. Tünel dünyaymış. O isterseniz onu kapatalım şeyden dolayı. Kardeşimiz belki rahatsız oluyor. Komşumuz geçen sene dedi ya ben sohbet dinlemek istemiyorum rahatsız oluyorum. Onu bir kapatalım. Başka yerler aç. Olsun abi ya. Olmuyor abi. Dedi kendisi dedi. Ben bu sohbeti dinlemekten rahatsız oluyorum demişti. Öyle demişti değil mi? Sen. Önce kapattın abi. Ha oraya açık olabilir. Oraya dokunma. Oradaki olmuyormuş. Abi orada tek asa var. Ne kim var? Asa. Tek asa var. Tek asa. Adı öyle değil mi? Tek asa. Ulan hakikaten tasanlar tek ya. Bak şimdi. Tüneldeyiz arkadaşlar. Tüneldeyiz. Ulan bu akşam nereye geldik diyorlar. Yeni gelen var mı? İnşallah yoktur. Var değil mi? Var değil mi? Var. Rahat ol. Öyle ulan inşallah anlamıştır. Şimdi arkadaşlar bir tünele girdik tamam mı? Lambalar falan var. Sıkılmasınlar diye trafikte kapanırsa çiçekler falan koymuşlar falan. Tünelin içine bir sürü süslemişler. Bazen duvaya da boyuyorlar tamam mı? Boyuyorlar. Bu acayip boyuyorlar. Hem de nasıl böyle. Bir baksan dışarısı gibi. Tünelde lambalar yanıyor ya. Araba da orada gidiyor. Baktım ki duvarda öyle bir resim var ki öyle hakiki gibi. Meyve falan. Şimdi bakıyorsun Allah Allah ne kadar şey. Bu dünya. Ahiret ise kes onu oradan kafayı sok hakikisine bak. Ondan sonra tünel bitti liman. Manayı harfi manayı ismini söyledim. Duvarda dışarıyı zannetmek nedir? Manayı ismi. Bak ne kadar fark var bak söyleyeyim. O kadar hakiki boyamış ki hakiki zannediyoruz. Vay be dışarısı öyle boyamışlar ki tüneli. Lamba da var dışarısı gözüküyor. Çiçekler, dağlar. Gidiyorsun bir elini vuruyorsun. Oğlum beton. Dünya bu. Şimdi oraya matkapla keselim. Dırr, dırr, dırr. Taşan kafayı dışarıya çıkar. Vay be döneler oradaymış ya. Çiçekler oradaymış. Bu manayı harfi. Burası dünya, burası hakiki. Bu suret, o hakiki. Şimdi geçme oraya. Sen betonla uğraş. Tünel tam bitti. Evet beyler. Fren çek, daha koz koy. Liman. Limana geldik diyor. Biter bitmez liman başlıyormuş. Uçak var orada. Tren var tekrar başka. Gemi var orada. Otomobille. O meğer kabir tüneli bitti, kabirmiş. O istasyon. Herkes binsin bakalım bagajlar elimizde. Hadi bakalım. Ya ben nereye bineceğim? Kardeşim sen niye gideceksin? Sen otobüste gideceksin. Sen uçakla yapma ya. Herkesin elime bilet verdiler. Oradan görevli dedi ki bakıyor ismini hiç söyler misin TC numaranı? TC numaranı söyle. Tak tak bir. Ya bana yaya verdin. TC numara bu TC'sine yaya gidecekmiş. Sen kaniyle, sen öküz arabasıyla. Sen uçakla, sen trenle, sen şimşekle, sen hayalle, sen ruhla, ruh suratla gideceksin. Sen ışık, ışık bir şey değil. Herkes meğer TC numarasını verince tak diye tünel bitince veriyorlarmış. Bilet, bilet işte. Bilet nedir? Namaz. Namazın var, Allah'ın izniyle korkma. Öyle kulaklarına da dikkat et. Namazın yok, hiç şansın yok. Kim olursa olsun, ben çok uğraştım. Olumsuz hiç sevmeyen bir insanım. Öyle kürsülerde olumsuz söylüyorum. Namazsızı çok aradım. Ulan bir çıkış yolu var. Fetret var ya Sibirya kutuplarda yaşayanlar namaz imanı etmemiş bilmiyor. Onların dışında duyduğu halde namaz kılmadan ahirete gitmişse hiç ama hiç şansı yok. Hiç. Namazı var. Elhamdülillah. Düşe kalka bir şey olur. Bir şey olacak yani. Hiç endişe etme. Olacak ya. Allah'ın izniyle. Abi bir sürü geçmiş şeyleriniz var kazalarımız hemen başla. Hemen kazayı başla. Bak tünel bitiyor. Işık gözükmeye başladı. Tünel bitiyor. Abi burası şey değil miydi? Yok kardeş duvarlardaki resimlerdi ya. Tünel bitince
el freni çek, takos koy. Hadi bakalım, gel. Hadi bakalım, limana in. Diyor, bak diyor ki, muhitten, kader muhitinden uçan, elestu bi rabbikum kalu bela, oradan uçak uçtu, kader. Kader muhitinden attı bizi uçak. Tayyari ömre, ömür tayyariymiş, içine bindik. Hayat dağları arasında açılan Uhdud ve tünellerinden şimşek vari. Şimşek geçen zamanın şimendiferlerine bindirerek Ebedül Avat memleketinin iskelesi hükmünde olan kabir tünelinin kapısına sevk eden. Kabir hemen tünelin dibinde. Liman. Halik-i Rahman-ı Rahim'den medet istiyorum. Ondan başka hiç medet yeri yok. Hiç. Allah ve başka ikisi. Hiç. Elinde çanta, karar bekliyoruz. Duruş bak. İlk oradan zaten ben. Ya. Hadislerde şu diyor. Ustad böyle tasvir etmiş. Ruh aldı. Bunu duyan sen, ben. Ruhumuz aldı. O anda bir hatırlayacağız hemen. Ruhumuz aldı. Ruh alıyor Azrail aleyhisselam. İlk önce müsbete, yukarıya çıkıyor. Birinci semaya vuruyor. Semayı dünya kapıya açıyor. Buyur diyor. Kim var? Ben Azrail. Kim var yanında? Hasan'ın ruhu var. Bir dakika. Bakayım dosyada, defterde onun ismi var mı? Bakıyor. Yok. Hiç şansı yok işte. Doğru birinci kata. Birinci kat zaten garanti. Çünkü birinci kata geçemeyince bu birinci kat açık demektir. Bu evet ismi var diyor. Tecesi de geçiyor. Takalım. Ondan sonra aşağı doğru gidiyor. Birinci kat geçtiğini mi? Tamam arkadaşlar. Yani bir köşede dahi olsa limana bindi. Tamam. İşte o ölüm acısı esas o. Ama namazın var, biletin var, tamam var. Allah'ın izniyle senin kalbinde bir şey atıyor. Allah diyorsun. Bir Müslüman burnu kanayınca üzülüyorsun. Kul hakkından uzaksın. Televizyon haramlardan uzaksın. Ne korkuyorsun kardeş? Mükafata gideceksin Allah'ın izniyle. Ve keza hiçbir şeyi dualarıma, istigaselerime ve niyazlarıma hedef ihtiyaz etmem. Ancak küre-i arz hareketi getiren felek çarklarını durdurmaya ve şems ve kamerin birleştirmesiyle zamanın hareketini teskin ettirmeye ve vücudun şaikalarından yuvarlanıp gelen şu dünyayı sakin kılmaya kadir olan kudreti nihayetsiz Rabb-i Zülcelal'e dualarımı, niyazlarımı arz ve takdim ediyorum. Çünkü her şeyle alakadar amal ve makasıdım vardır. Ve keza kalbime vaki olan en ince... Kaç dakika oldum? 15 dakika daha var. 3'te başladık galiba. 45 dakika odası var. Keseyim. Çay. Pek. 45 dakika. Bundan sonra gidiyor o kalbe ince gizli manalara giriyor ama biz de girersek herhalde bir daha gelemeyiz. Zaten biraz böyle düğün burası orası dedik falan sistemler şey girdi. Şimdi kalbin ince manalarına tekrar ondan daha ileri olacaktı. En iyisi burada kalalım. Çünkü burası bize şimdilik lazım. Mübalağa etmiyorum ha hemen. Merak ederseniz Mesnevi Nuriye 110. En ince ve en gizli hatıratını işittiği kalbinin muhil ve emellerine Allahu Ekber. Buradan giriyor tamam mı? Emellere girseydik çıkamayacaktık. Vahir davahum enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha temassalavat.